Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi merhabalar. Merhabalar, günaydın, hayırlı günler, hayırlı haftalar. Ne güzel söyledin. İnşallah hayırlı haftalar. İnşallah, inşallah olur. Nasıl geçti hafta sonu? İyi geçti elhamdülillah. Biraz kırbayır dolaştık geldik. Havalar da müsaade ediyor. Havalar çok güzel havalar ama yani biraz tedirgin oluyor zaman yani bu mevsimde. Kış kışlığını yapacak. Evet. Yani, yapması beklentimiz. Evet. Halbuki öteki hep yapmaya devam ediyor da kışta kışlığını yapsın yani. Yani madem kar yağışı olması lazım. Şubat ayı oldu. İstanbul anormal sıcak. Evet. Yani olması. Allah afetinden muhafaza etsin. Yani biraz keyifli. Güneş açınca insanlar biraz keyifleniyor ama kara ihtiyaç var, yağışa ihtiyaç var. Peki. İnşallah olur. Peki. Şimdi ben sana yine hayırlı bir haber vereyim o zaman. Tamam. Sen bize de dua ettireceksin. Tamam oldu. Kar yağışı yok da. Yine de hayırlı haberlerimiz var. Elhamdülillah. Efendime söyleyeyim, son dakika olarak da ekranımızda PKK'lı terörist sınırda yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılmış olan bir açıklama, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın teröristin yakalandığını duyuruyor Milli İstihbarat Teşkilatımız. PKK, KCK, PYD, YPG, arkadaş ne kadar fazla şeyleri var bunların ya. Alfabenin bütün harflerini kullanıyorlar ya. Şimdi kadın terörist diyor, Judy Kod adlı Hüda El Tuma, Barışpınar Harekat alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapma arayışındaydı. PKK'lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbaratla Suriye Geçici hükümetine bağlı SMO asker polisi tarafından yakalandı. Yakalanan Judy Kod adlı Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri cezaevine gönderildi diyor. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Amin. Amin. Senin şu duanı da et de madem öyle. Rabbim mansur ve muzaffer eylesin. Amin diyelim. Amin. Amin. Çok güzel. Şimdi... Evet abi, gündemimiz biraz yoğun zira hafta sonu oldukça böyle bir yalan rüzgarını andıran öyle herkesin polemiklerle, efendime söyleyeyim yalan dolanla, evet, bir şekilde algı oluşturmaya çalışmakla, herkesin dediğim malum kesimin yani 5 yıldır yaptıkları işin devamı niteliğindeki o algı oluşturma çabalarıyla geçti. Bunlardan birinin zemini de bugün açılışı yapılacak olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı idi. Hadi bakalım. Şimdi o konuya gireceğim. Yani hafta sonu ortaya atılan tezviratların tamamına gireceğim ama canlı bir dönelim mi? Tam açılışın yapılacağı yere 24 ekibinden İrem Naz Aksoy, Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte karşımızda. Şu verilen hizmetin içeriğini, ayrıntısını bir İrem'den dinleyelim. Ondan sonra tezviratlarına geçeriz. Evet İrem, sözü uzatmadan hemen sana bırakıyorum. Sayın Bakan bize neler anlatacak, sizi dinliyoruz. Evet Ömer Özkök, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Sirkeci-Kazlıçeşme yeni nesil raylı sistem hattının açılışı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda bulunduğumuz noktadan yani Sirkeci'den hattı deneyimlemesini bekliyoruz. Yanımızda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu var. Hemen kendisine döneceğiz ve aslında projenin detaylarını onunla konuşacağız ve değerlendireceğiz. Tabii trene de bineceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Oldukça önemli bir proje. Tabii en önemli detayı yaya dostu olması bu projenin. Projenin çok büyük bir kısmı raylı sistemlerin yanı sıra yayalar için ayrılmış durumda. Bize detayları aktarabilir misiniz? Biz şimdi Sirkeci'de bulunuyoruz. Kazlıçeşme'ye kadar 8,3 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. Burası 2013 yılına kadar yaklaşık 140-141 yıl İstanbullulara hizmet etmiş. İlk raylı sistemlerimizden bir tanesi. 2013'te atıl kalmış. Sonra ne yaparız dedik. İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları gelişiyor, değişiyor. Tekrar arkadaşlarımızla beraber ele aldık burayı. 2022 yılında burada bir proje ve ihale süreci yürüttük ve çalışmalarımıza başladık. 8 tane istasyonumuz var. Burada 212 bin metrekare bir alan var. Bunun yaklaşık %43'ünü raylı sistem ve onun donatıları için kullandık. Geri kalan %57'sini sizin de anonsunuzda girdiğiniz gibi tamamen yaşam alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, skuter alanları, peyzaj alanları gibi alanlar için kullandık. Ve bugün de inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız. Yani 11 yıldır atıl durumda olan bir güzergâhtan bahsediyoruz aslında. Hem tarihi dokusuyla ön plana çıkıyor hem de yaya dostu olmasıyla ön plana çıkıyor. Tabii raylı sistem için ayrılan bu bütçenin yanı sıra ekonomiye katkısı ve turizme katkısından da bahsedebilir miyiz? Evet, turizme, ben Turizm Bakanımızla da konuşmuştum. Turizme ciddi bir katkısı olacağını konuştuk beraberce. İnşallah burada sadece bir ulaşım değil, aynı zamanda turistik ve bir nostalji, gezinti yapma imkanı da olacak. Katkı ne kadar olur? Ekonomiye katkısı bir kere daha güvenli, daha çevreci ve zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak ve 2053'e kadar yaptığımız bir hesaba göre 785 milyon avroluk bir katkı ve tasarruf sağlamış olacak. Maliyeti ne kadardır? 100 milyon avro olduğunu kabul edersek 8 kat civarında bir tasarruf etmiş olacağız. 2053 yılına kadar. Evet, evet. Yani ama en güzel tarafı dediğim gibi çevreci olması, bulunduğu lokasyona korkunç bir değer katması. Şimdi sizler dünden beri bu güzergahı kameralarla tespit ediyorsunuz. Bir 5 yıl sonra buraları tanıyamayacağız. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi kameraman arkadaşımız şu anda treni çekiyor. O 70'lerdeki nostalji treninin rengine boyadık, giydirmesini böyle yaptık. Tabii dışarıdan 70'ler içerisine şimdi giriyoruz. Çok modern ve gerçekten çağdaş bir tren seti görmüş oluyoruz ki Marmaray'da kullandığımız setlerden bir tanesi bu. Hemen durakları da değinelim. Tabii biz şimdi Sirkeci durağındayız ama şöyle dönelim tabii duraklarımıza. Sirkeci, Can Kurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa, Yedikule ve Kazlıçeşme. Tabii bu durakların her bir noktasında tarihi dokuyu, hatta tarih kokan noktaları görebiliyoruz değil mi? Kesinlikle tamamen tarihi ve burada biz projeyi yaparken ve projeyi tamamladıktan sonra onay sürecinde kuruldan gerekli izinleri alarak 2 sene yaklaşık böyle çok hassas bir çalışma yaptık. Burada arkeologlar, restoratörler, onlarla beraber mimarlar, şehir plancılar hepsiyle beraber bir çalışma yaptık ve o tarihi dokuyu kendi özgünlüğüne uygun olarak biz yenilemiş olduk. Yani oradaki geçmişte korunması gereken ne varsa hepsini de korumuş olduk. Ve 8 tane istasyonumuz var bu 8.3 kilometrede. Bu 8 istasyonda vatandaşımıza biz en iyi şekilde hizmet edelim diye düşünüyoruz. Şunu da söylememde fayda var. Burada biz bulunduğumuz Sirkeci'de, Yenikapı'da ve Kazlıçeşme'de Marmara'ya da entegre bir projeden bahsediyoruz. Yine Yenikapı'da Taksim ve Esenler metrosuna entegre olacak. Dolayısıyla bu trene binen bir İstanbullu kardeşimiz, İstanbul'da seyahat eden bir kardeşimiz İstanbul'un bütün metrolarına da, raylı sistemlerine de ulaşmış olacak diyebilirim. Tek yönlü sefer süresi de 20 dakika, 8 durak. Evet, evet, tek yönlü 20 dakika. Tabii 8 durak olunca 20 dakika, tek durak olmuş olsa birkaç dakikada alabileceğimiz mesafe. Ama İstanbul için 20 dakika ulaşımda gerçekten çok kısa bir süre, çok iyi bir süre diye düşünüyorum. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Bir de şunu müsaadenizle ilave edeyim. Cerrahpaşa'da orijinal projesinde ya da eskisinde bir durak yok, istasyon yok. Oradaki hem Cerrahpaşa hem de Samatya hastanelerine ulaşmak için oraya da bir durak koyduk. Onu da projeye ekledik. Vatandaşımız hastaneye çok daha rahat ulaşsın diye. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi Sirkeci, Kazlıçeşme yeni nesil raylı sistem hattı hattı oldukça yaya dostu. Tabii bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda tek yönlü sefer süresi 8 durak için 20 dakika olarak güncellenmiş durumda diyelim ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp sözü yeniden stüdyoya bırakalım Ömer Özkök. Evet İrem, size kolaylıklar dileyelim ki oradaki gelişmeleri an be an seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşacağınızı da hatırlatalım. Abi, Bakan Bey söyledi. Yine İstanbul'a bir hizmet, İstanbul yine bir hizmetle buluşuyor. %43'ü raylı sisteme ayrılan, %57'si yayalar için ayrılmış olan çok özel bir proje. Açılışı gün içinde yapılacak. Ayrıntılarını aktaracağız. Şimdi bu projeyle ilgili hafta sonu bir polemik aldı yürüdü ki sorma gitsin. Evet. Takip etmeyen seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Evet. İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki, ben bu projeye davet edildim. Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Mesele davet meselesi değil. O bambaşka bir tartışma konusu olabilir. Davet edildiği yerlere davet edilmedim diyen, bu şehrin çok kritik, çok mühim, çok önemli hayati meselelerine genel sekreterini gönderen, muhatabım siz değilsiniz deme küstahlığını gösteren bir belediye başkanı şimdi ben davet edilmedim mağduriyetine yatıyor ama o da yalan. Bak, 3 tane video var. Aynı ekranda oynayacak olan 3 video. Dinleyicilerimiz de seslerini duyacaklar. Arkadaşlar verin bakalım ne demiş İstanbul'un belediye başkanı. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildi. Ben bakanla görüşmedim tabii, bana gelen süreci biliyorum sadece. Şimdi bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergün Turan'dan. Yukarıda yazıyor. Konu ne? Aşağıda yazıyor. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılış daveti. Şimdi ne oldu şimdi? Anlamadım yani. Ulaştırma Bakanı beni davet etti diyor. Sonra diyor ki Ulaştırma Bakanı'yla ben hiç görüşmedim diyor. Sonra da diyor ki beni ilçe belediye başkanı davet etti diyor. Bugün Sözcü gazetesi, hani şu 5. nesil savaş uçağı yaptığımızı okurlarıyla paylaşmaktan imtina eden yayın organı bugün manşetten al sana davetiye diye bir haberi okuyucularıyla buluşuyor. Al sana davetiye. Mesele ne biliyor musun? Murat Kurum ben davet edildim. Bugüne kadar hiçbir etkinliğe davet edilmemiştim. Buna davet edildim ve katılacağım deyince İstanbul Belediye Başkanı Murat Kurum'a soruyorlar. Murat Kurum da diyor ki böyle bir davet olmadığını biliyorum. Böyle bir davet olmadı. Evet. Sonra çıkıyor diyor ki Murat Kurum yalan söylüyor diyor. Ondan sonra böyle bir davet olmadığının ispatlı örneği önüne konuyor. Evet diyor, ben Ulaştırma Bakanı ile görüşmedim ama beni ilçe belediye başkanı davet etti diyor. İlçe belediye başkanı dayanamıyor ki bugüne kadar polemiklerden mümkün olduğunca uzak duran, sadece çalışma ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını gördüğümüz geçtiğimiz 5 yıl içinde Ergün Turan artık dayanamıyor adamcağız ve diyor ki ya ikisi de benim eski dostum. Hem Murat Kurum Bey'le mesai paylaştım hem de Ekrem Bey'i uzun yıllardır tanırım. Ama yeter daha diyor. Var mı arkadaşlar Ergün Turan'ın sesi? Ergün Turan'ın sesini, yani kendi sesinden bu meseleyi, davetiye var mıydı yok muydu meselesini bir dinleyelim. Ondan sonra kimin yalan söylediğini, kimin meseleyi çarpıtıp buradan polemik devşirmeye çalıştığını seyircilerimiz de dinleyicilerimiz de hep birlikte görmüş olsunlar diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Abi ya, dinliyorum. Rejiye vakit kazandırmaya çalışıyorum da arada topa gir diye düşündüm. Tamam anladım. Bence hemen onu da dinleyelim. Hemen onu da dinleyelim. Var mı, gelmiş mi? Geliyor. Tamam. Hemen onu da dinleyelim. Geldi mi arkadaşlar? Final hadi verin bakalım o zaman, dinleyelim. Açık bir hafta göre finalde o önemli. Evet. Ses gelmiyor. Arkadaşım, şimdi daha önemli bir şey söyleyeceğim size. Son 3 gündür Başa alın bir daha dinleyelim. Zaten açıklama yaptı, bir davet gitmediğini söyledi. Bence konu bu değil. Bakın Ekrem Bey benim çok eski arkadaşım. Şimdi daha önemli bir şey söyleyeceğim size. Son 3 gündür İstanbul gibi bir metropolün sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi. Burada İstanbul önemli bir şey kazandırılıyor. Bu polemik üzerinden davet edildim, edilmedim. Bugün konuşmasını ben de izledim, üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyunun önünde bir açıklama yapıyor başkan. Bu davet etti, başkan davet etti ki bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde zaten konuştular. O yazışmalarda ben yayınlarım. Bu ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Burası çok önemli. Bu özel kalemlerimiz diyor Sayın Başkan. Kendi aralarında bu meseleyi konuştular. Yazışmaları da var. Onu ben yayınlarım diyor. Akşam Gazetesi bugün eteğinden meseleyi duyurdu. Daveti çarpıttı, mağdura yattı diye. Evet. Evet. Mesele şu. Hikmet abi, son olarak söylüyorum, gazeteciliğin gereği bunları ifşa etmemiz, açıklamamız. Söylüyorum, Fatih Belediyesi kendi sınırları içerisindeki bu açılışla ilgili sana, bana ve bütün İstanbul'a gönderdiği bir duyuru bilgisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de gönderiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının özel kalem müdiresi, Fatih Belediyesi'nin özel kalem müdürünü yazışmayla biz bu açılışa davetli miyiz diye soruyor. Evet. Fatih Belediyesi özel kalem müdürü diyor ki isme bir davet değil, bu bir bilgilendirme mailidir diyor. Evet. O da cevaben diyor ki o zaman biz bu davete katılmayacağız. Evet. Bunların hepsi belgeli. Bunu mu açıklasın Ergün Turan? Bunu mu istiyorsun? 2 gün sonra çıkıyor, ben diyor davet edildim ve gideceğim diyor. Abi, hep şimdi, polemik, anladım. Hep polemik abi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim baştan. Yani tüm detaylar falan normal bir şey zaten. Yani İmamoğlu yalan söylemiş yani. Söylemediği zaman şaşırıyor. Haber, bence bu haber değeri yok bunun. Çok özür dilerim. 18 dakikamızı şu saçma bir şeye ayırdık. Haber değeri yok. Çünkü adam bir defa daha yalan söylemiş. Ben öyle görüyorum. Bak kamuoyu şu anda İstanbul sorunları, İstanbul'la ilgili projeler, ülkenin dış politikası, enflasyonla mücadele, çok kıymetli şeyler var. Aha, 15 dakika, yarım saattir bir yalancının, bak yine yalan söylediğini tartışıyoruz. Ciddi söylüyorum, öz eleştiri. Ve bunu istiyor. Çünkü İmamoğlu'nun onu söylememizi istemiyor. Polemiğe girecek. Açılışa gel, ya gelmez, etmeyin zaten, yanlış yapmışlar. Davet etmeyin bu adamı. Edilmez bu adam davet bir yere. Bu adamı kapatma şey yapacaksın. Temel atmama. Realiste bir kapatma töreni yapın. Bunu çağırın. Onlar anlar bu. Açılıştan ne anlar zaten? Neyi açmış? Öyle yani demeyeceğim. İşte, tam yol ileri. Ben dün tam yol ileri. Ben dün baktım falan polemiklere falan böyle. Hı. O bana söylemişti. O Ergün Turan bana göndermedi. Al sana koca bir tane yapmış oraya. Meydanda bak görüyor musun? Bana mesajı göndermişti. Ya İstanbul'u batırıp bitirmişsin. Ne daveti? Senin ne işin olur? Raylı sistemlerle. Kazlıçeşmeyle falan. İnsan içine çıkacak yüzün yok diyorsun yani. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Samimiyetle söylüyorum. Hakikaten baktım. İşte yine şimdi biraz önce sen konuşurken baktım. Yine 300.000 tweet, 700.000 bilmem ne edildi mi edilmedi mi? Bir baktık ki İmamoğlu bir şey zannediyorsun. Yani karşıda bir adam var. O edilmeyince İstanbul duruyor falan. Ya bir daha söylüyorum. Sayın Bakan da devlet de dahil. Etmeyin ya, hiçbir şey olmaz ya. Bu gidiş zaten bu. Bir ay daha sabredeceğiz buna. Bir ay sonra yok. Bir ay sonra belki de siyaset sahnesinde yok. Tam yol ileri diyor ama. Hocam geriye doğru gidiyor. O ileri zannediyor. Var mı arkadaşlar bu sabah çekilen tam yol ileri görüntüsü? Sana bunu söylüyorum. Yani şimdi bu Türkiye bazen enerjimizi, bir şey oluyor, enerjimizi harcıyoruz. Şimdi ben bakıyorum. Ben dün de anlamadım zaten meseleyi. O üçlü videoyu gördüm. Edilmişti, edilmemişti, edilebilir. Ya bu adam gitti herkesin içerisinde. Ham görüntülerde net bir şekilde it dedi. 3 gün sonra basit dedim dedi. Bu kadar basit bir adam ya bu. Çok basit bir adam yani. Hizmet yok, çalışmak yok, misyon yok, vizyon yok. Polemik ve reaksiyon var. Böyle başarı olduğunu zannediyor. İstanbul'un battığını çok kalmadı hocam. Ramazan-ı Şerif de geliyor. Bir ay sonra öğreneceğiz Ömer abi. Bir ay sonra nasıl battığını hala kapatmaya çalışıyor delikleri. Oradan buradan fışkırıyor böyle lağım. Hala saklamak için davet edildim mi, edilmedim mi? Yaprak alkışladı, alkışlamadı. Kim getirdi? Bu görüntüler bu sabah çekildi. Al işte. Bir verin arkadaşlar. Yazmış, koymuş. Bu görüntüler bu sabah çekildi Hikmet abi. Yine bir metro çilesi. Ama karşıdaki pankartı görüyor musun? Bak bak, pankarta bak, pankarta. Ne kadar manidar. Nereye? Tam yol ileri. Gidemiyor ki. Vatandaş gidemiyor ki. Ya bunun gibi İstanbul'un, bak geçenlerde konuşurken İstanbul'la ilgili, abi mevcut projeleri devam ettirmek ya abi yetmiyormuş. Ettiremediği gibi sürekli proje üretmen lazım İstanbul için. Geriye düşüyorsun. Sevgili Ömer Özkök, hakikaten geriye düşüyorsun. Oturdun o gün bir şey yapmadıysan İstanbul için bittin. Bir gün çalışmazsan. İstanbul sürekli büyüyor. Sürekli ihtiyaç doğuyor. O gün yapmadığın için 5 gün sonra birikiyor onlar. Geriye atıyorsun. Bu 5 yılın bize maliyeti ne kadar olacak abi? Bak var ya. Fiyat maliyetini sormuyorum. Zaman maliyetini abi soruyorum. Zaman, ekonomi, İstanbul çektiği çile, onun o bütün bunların ekonomiye maliyeti, o harcanan, çarçur edilen paralar, israflar, bilmem milyonlarca lirayı efendim nedir o? Performans dansını harca, burada o konser, onu harca, bunu harca. Ama öyle değil mi? Musakka yiyordu, antrikot değil. Adam zaten öyle başladı, bak başlangıcı böyle, zaten başta belli oldu her şey. Adam başladı, yaprak alkışlıyor dedi, musakka dedi, antrikot dedi. Ondan sonra gördük işte bir belediye başkanının önemli görevlerinden bir tanesi de İngiliz Büyükelçiliği yürümektir dedi falan filan dedi. Adam ya bir kişi utanmıyor da bu adam, hiç utanmak, sıkılmak da yok. Cumhuriyet tarihinde ve CHP tarihinde tatille anılan bir belediye başkanı olabilir mi? Bu polemik olsun diye böyle değil bu. Hani bak dedi demedi değil. Adam gitti bayağı. Tatile gitti adam. İstanbul'u sel aldı. Dedi bana yakışıyor dedi tatil. Ya bu kadar umursamıyor dünyayı. Bu davete mi takıldı? İstanbul sel olacak. Tatilde olacaksın. Bana yakışıyor, hakkım var dedi. İstanbul karla boğuşuyor. Gidip büyükelçide yemek yiyorsun. Dedi benim böyle bir görevim var dedi. İstanbul'u zerre kadar önemsemem bir adama davet etti mi, etmedi mi? Kim etti? Ya İstanbul'a hoş geldiniz pankartlarıyla karşılanmadı mı bu adam abi? Ya işte yani bunların unutulacağını ya da İstanbul'a mühürlendim dediğinde bu milletin aklıyla, bu milletin ferasetiyle dalga geçebileceğini, onları uyutabileceğini mi sanıyor bu adam ya? Bak Ömer abi şöyle söyleyeyim yani. Kimse uyutamaz. Uyumayacak da millet zaten. Bu gördü İstanbul ilk defa. Bak 19'da bir şey deneyeceğiz dediler İstanbullular. Saygı duyuyorum. Evet. Denediler. Denedik mi? Gördük mü? Adamın 5 sene sonra şeyde mitingde elini kaldırıp bak şurada davet geldi. Aha da burada gelmemişti. Bana sevmişlerdi, sevmemişlerdi. Tatil, antrikot, kamera. Tatil, antrikot, kamera, bodrum, kayak, bilmem ne. Polemik. O Ergün Turan da dün tam bunu söylüyor. Diyor ki siz diyor bu görevi bıraktığınızda 31 Mart akşamı neyle anılacaksınız? Hangi hizmetinizle anılacaksınız? Polemikçiliğinizle anılacaksınız tatilci, diyor. Reklamcı, performans sanatçısı, güzel tenis kortu, musluk açılışı, her şey çöküşü. Her şey çöküyor. Ama işte şu kadar açtık. Hangisi kaç tane projelendirdin? Yok. Şimdi onun şu... Destek aşkın unsurları var ya abi şurada. AK Parti'nin başladığı şey. Günün sonunda biz bir medya programı yapıyoruz, her defasında söylüyorum. Evet. Dolayısıyla onun destek unsurları, ona zaman zaman fikir babalığı yapanlar. Evet. Bazıları kızıyor yalnız onun içerisinde, bazıları desteklemiyor. Bazıları çıkar menfaati tabii, yani çıkar çatışmasından tabii. dolayı mı? He. İsmail Küçükaya mesela farklı düşünüyor. Saymaz farklı düşünüyor. He. Bazısı Kemalci. Bazısı Ekremci. Yatırım yine her halükarda 1 Nisan'a yapılıyor diyorsun yani. 31 Mart'ta değil 1 Nisan'a. Evet. Bunların da konumları o. Şimdi sevgili abicim, Cumhuriyet Gazetesi kumpas video leke bırakmaz diyor. Yani bir taarruz içindeler. Kumpas video dedikleri ne biliyor musun abi? Hangisi? DEM Parti'nin hani kent uzlaşısı yaptıkları DEM Parti'nin bayrağının CHP'nin adayının mitinginde açılmış olmasını... Paçavrasını diye düzeltelim hocam. Parti yani, olunca ben yoksa terör örgütünün paçavrasıdır evet, ayrı. Orada aynı şeydir. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ni bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Tamam. Anayasa sonra Mahkemesi neydi? Gazeteci olarak. Gazeteci olarak. Biz evet. bir gazeteci olarak öyle diyoruz. Şimdi onun bayrağının bir mitingde dalgalandırılmış olması kumpas olarak nitelendiriliyor Cumhuriyet Gazetesi tarafından. Koruyacak şimdi göğsünü siper etti. Dedi şimdi Halk Partisi'ni terörleşti. Bir şeyi denediler abi bak evet. bir denediler. DEM Parti aslında bir Türkiye Partisi'ydi denediler ama kumaş dikiş tutmuyor. Öyle olunca ne alakası var canım, hiçbir işbirliği yok demeye getiriyorlar. İşbirliği var. Tam da kucak kucağısınız. Tabii. Bunun üzerine Anadolu Ajansı teyit mekanizması. Bak görüntüde bu. Hı. Radyodaki dinleyicilerimiz için de anlatalım. Buna montaj mı demişler? Evet, CHP'nin belediye başkanı aynı zamanda da adayı bir mitingde ve çekilmiş olan fotoğrafta fonda DEM Parti'nin flaması gözüküyor. Evet. Şimdi onun gözüktüğü bu görüntünün montaj olduğunu kim iddia etti? Yine alışkın olduğumuz isimler sosyal medyada. Değil mi arkadaşlar? Bir verin bakalım. Bak mesela bu polemikleriyle tanınan, ben tanımıyorum da genelde polemik yazan bir zat. AK Parti tarafından satın alındığı belirtilen İBB Haber diyor. Ki şu İBB Haber bugüne kadar hep İmamoğlu haberleriyle gündeme gelen ama senin az önce bahsettiğin gibi belli ki parti içi bir takım çıkar çatışmaları Tabii. sebebiyle şu anda çok da İmamoğlu'yla aynı zeminde buluşmayan bir site paylaşımında DEM Parti bayrağı dağıttı diyor. Diğer kişi bunu yanında bir fotoğraf yayınlamak suretiyle fotomontaj diyor. Biri de durumdan hemen vazife çıkartıyor, diyor ki işte iktidar montaja başladı diyor. Ya iktidarın öyle bir derdi de yok, öyle bir vakti de yok. Ayşenur Yazıcı, bunu unutmayın, sakın unutmayın, montaja başladılar, bunu unutmayın falan. Ya siz neyin kafasındasınız? Biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Hocam bunlar işte, gerçi bunların hiçbir kıymeti abi. Koloskolu bilmem ne oldu falan bunlar. Ama o yazıyor, o troll yazıyor mesela bunu. Birçok daha önce de çok fazla böyle provokasyona imza attı. Abi hayatları provokasyon ya. Ama şimdi sen de gazetesi. Çok doğru bir yerden gidiyoruz. O da şu. Kumpas video leke bırakmaz. İmamoğlu eş zamanlı iftira kampanyası başlatıldığını söyledi. Eş zamanlı başlatmışlar. Bak demek ki neymiş? Hı. Bak demek ki şuymuş. Ne diyordu şu? Al sana davetiye palavrası. Hakkımızda kumpas yapılıyor. Bu yalan. Bu yalanı örtecek bir şey lazım. Yani şimdi abi resmen sıvıyoruz şu anda. Biraz önce görmüş o görüntü. Bence atlamamak lazım. Bak ideolojik olarak şöyle oldu, böyle beğendik. Demokrasi, oh işte özgürlükler, Türkiye'nin kurumsal demokrasi bilme. Ya atı bir dakika oturalım şuraya bakalım. Anayasa Mahkemesi inşallah anlamaya başlıyor. İşte deliller topluyoruz bağlantısı için inşallah. O şey de geçen Esenyurt'ta mesela basıldı. Terör örgütüne ait. Hücre evi gibi tabii, parti binası çıktı ya. Aynen. Dökümanlar ele geçirildi falan. O terörist elebaşının posterleri falan filan. Bak şimdi asıl mesele bu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başka bir kara lekedir bu. Cumhuriyet tarihi dedim. Çünkü içinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok kolay bulunacak bir şey değil bu. Ya o da bir parti 5 milyon gazeteci olarak falan. Gazeteci olarak ya, ben onun terörle iltisaklı olduğunu söyleyemem ya, gazeteci olarak. Yerim sizin gazetecinizi de iltisakınızı da at bükeci, at çöpe onları. Şurada PKK'nın siyasi uzantısının flamaları bilmem neleri falan ne altıysa çıkıp orada aynı zamanda slogan atan teröristlerin sözcüleri nerede duruyor? İmamoğlu'nun toplantısı bu. Bu kim hocam bu? İmamoğlu'nun toplantısı. Ha. Evet. İmamoğlu'nun bir mitingi. Sen söyledin. Hadi sen yandaşsın. Ultra yandaşsın. Altan Tan'ı getirir misiniz arkadaşlar? HDP milletvekili tamam. Altan Tan. Bu şunu sen bitir cümleni, o arada reji hazırlasın Altan Tan'a. Şu anda görmüş oldum utanç tablosu. Bak işbirliği yapıyorsun. Anladık. Masada aldı. El ele yakalandınız. Yani sevişirken yakalandınız. Anladık. Onları yok öyle değildi de eş başkan diyesin var. Ben de sana bunu diyesim var. Hop diyesim var. Esenyurt'um var. O 22 aday göstermiyorum. Ama bak adayımız da var gibi. Sen rahat ol. Ben seni korkutmayacağım. Biliyorum senin seçmenin bir kısmı. Bazı Cumhuriyet teyzeler ve amcalar. Bu durumlar rahatsız. Onları rahatsız etmeyelim. Çekil. Ben seninle işbirliği yapıyorum sonuna kadar. Senin çok güzel bir lafın var. İstanbul'u yönetmeye talibiz. Ama 22 ilçeyi yönetebilecek kadromuz yok. Tabii ben Beşiktaş verdim, Çepliği koydum. Heh. Bunların 2 tane birden var. O büyükşehir adayı. Talibiz, iddialıyız. Çok güzel çünkü senin bir tane adayın var. Ne o CHP, İmamoğlu. Bende 2 tane aday var. Çok aday gösteriyorum. Hem Beşiktaş var hem de Çepli var. Heh. Ne bu? Eş başkan adayları. Ama 22 ilçede aday yok. Aday eş başkanları, başkanlıkları aday eş başkan. Tamam anladık. Güzel. Sen öyle devam et. 22 tane içeyim. Biz gücümüz yok o kadar. Bakayım. Ha, zaten senin güçlü olduğun yerler buralar. Ben de 3-5 tane buraya bir tane koyarım. Burada zaten senden de bir halt olmaz. Anlaşmış mısın? Tamam. Buraya kadar da. Ya şunlara utanmıyor musunuz ya? Hiç sıkılmıyor musunuz? Ülkenin kurucu iradesi bugün kodlarına ne kodu lan? Ne kodu? Hangi kodu? Hey Cahreyn. Bugün hem Atatürkçü hem CHP'li olunmaz diyor. Atatürk yaşasaydı birinci önceliği PKK ile mücadele olurdu şimdi diyor. Şimdi böyle bir skandal. Bir ülkenin Allah muhafaza, eğer 2023'teki seçimlerde Allah nasıl ülkeyi korudu, İYİ Parti'nin itiraf ettiği gibi, böyle bu insanları ülkeye teslim ettiğin zaman sağına almış, kim olduğu, ajan olduğu belli olup olmayan tiplere MİT vermişsin. Bak, nereye bağlı olduğu belli olmayan tipler. Hatta belli olan aslında da ispatlanmamış. Buraya kadar bu tarafta da Kandil'i almışsın. Arkanda Biden duruyor hazır bir şekilde. Ve bütün diğer elemanlarla birlikte bu ülkeyi yönetecektin, öyle mi sen? Bunlarla yönetecektin değil mi bu ülkeyi? Ve diyorlardı ki yok hayır efendim, bu zorun, bu demokratik sistem bunu gerektirdi. Sonuçta eğer ittifaklar yapılacaksa ben asgari müşterekte bir araya gelirim. Bana böyle bize martaval okumayın yani. Bak sen busun ve çıkmışsın, bak bir de utanmadan, sıkılmadan benim davetiye geldi, gelmedi, aha da davetiye değil davet diye demişsin. Arkasından senin yaptığın mitingde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde, bir daha söyleyeyim, CHP'nin mitinginde, evet, İmam mitinginde, orada o teröristlerin, sözcülerin slogan attığı, onların kendi firmaları çıktı. Onu da vereceğim. Şu Altan Tan'ı bir dinleyelim mi? Yani Altan Tan'ı bir dinleyelim. Hadi sen söylüyorsun. Davetiye. Şimdi bak, kumpas, video, lazım. Leke bırakmaz diyor. Leke diyor, leke. Bak, evet, leke. Kara leke, kara leke. Leke bırakmaz diyor. Şimdi leke olduğunu kabul ediyor. Ama video kumpaslı diyor. Şimdi sen bir iddiada bulunuyorsun. Diyorsun ki aynı yerdesiniz ya, aynı masadasınız, kucak kucağısınız, el elesiniz, yan yanasınız diyorsun. Sen hadi de ki yandaşsın ve doğru söylemiyorsun. HDP milletvekili Altan Tan ne diyor arkadaşlar? Bir verin bakalım eski milletvekili Altan Tan'ı. Bir dinleyelim. Bunların önemli bir kısmı, yani şu an DEM'e de hakim olan kanat, Kandil'de de egemen olan kesim, yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatmak, ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur bir karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bu. Bu. Ne diyor? DEM'e de, Kandil'e de. Diyor abi, Kandil'e, Kandil'e. Kandil dediği terör örgütü. Tabii. Bir daha verir misiniz? Şu sesi, başını, sadece başını istiyorum. Biz sonrasında şey yaparız. Baştan bir daha verin, bir daha verin. Bunların önemli bir kısmı, yani şu an DEM'e de hakim olan kanat, Kandil'de de egemen olan kesim. Bu kadar. Yine DEM'e de hakim olan kanat, Kandil'de de egemen olan kesim, evet, İmamoğlu'nu destekliyor diyor. Şimdi buradaki asıl mesele, belki de son 3-5 yıldır, en son seçimlerde de gördük. Hala bazı şeyler çok açık. Benim anlayamadığım, ben bazen takılıyorum ya böyle. Birçok şey çok açık görünüyor. Biz tarif etmekte zorlanıyoruz. Bak diyorsun ki böyle bir masa var, yuvarlak masa. Kalemler var, çay var, bilmem ne var. Hala soruyor. Çay var da peki gazete nerede? Burada. Bir daha soruyor. Ya bu masa yuvarlak mı? O dedik ya baştan, masa yuvarlak. Kalemler var, çay var. Sonra dönüyor bir daha. Bir dakika, yuvarlak masa neresinde duruyor kağıtlı gazeteler? Bilmem nerede duruyor der, diyesin geliyor. Niye biliyor musun? Mesele şu. Bundan niye böyle anlattım? Heh. Ya çok acı değil mi sence? Leke meke diyorsun, bilmem ne diyorsun. Kara leke. Bu kadar alçakça yalan söylem. Ayıp ya. Utanın, utanmak yok. Kumpas gelmediler. Ya biz burada adamın, eğer biz bu detaylara boğulup da millete bunu anlatamazsak çok ayıp, bize de ayıp. Yani o da şu. Bak bir daha söylüyorum. Yani hangi partiye oy veriyorsan veriyorsunuz. Sonuçta bir parti varsa değil mi? Ona da oy veren bir kitle var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi falan hepsi var, bu var. Hı. Bir gazeteci olarak. Gazeteci olarak. Tamam. Gazeteci olarak. Peki, Seyhan Hanım'a selam olsun. Şu samimiyeti göstermeniz lazım. Hı. Oy veren kişiler aynı farklı samimiyetler, bilemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Bak tam yarım saattir tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Çok açık net soruyorum. Atatürkçü, çağdaş, laik, Cumhuriyet'in temel değerleri, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri falan filan filan aydınlanmacım. Tamam, çok yukarıda bir yerdesin. Beni aşıyorsun. Masa değil, uzaydasın. Düşünüyor musun peki hiç? Pekka demiş, evet terör var. Ya peki o teröristlerin siyasi uzantıları ve aparatları senin meydanına gelip orada o flamaları açabiliyorsa, sana canı gül destek oluyorsa, bunu biz daha önce sorduk. Ben hala 48 sorguluyorum 48'i. Dedik ki arkadaş, hangi sahikte oy verdi? Bana bunu açıkla. Yani adam dedik ya, Kandil'deki 8 tane ayrı kişi olarak söylüyorum. Başta da Karayalanlar falan da var ama. Toplam 8 kişi ayrı zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu ve oy verilmesi gerektiğini söyledim. Ya bana Allah sadece bir cümleye bir cevap ver. Hiç uzatma ama, çayma, benim gibi yapma. Ben böyle bazen uzatıyorum, bunun gibi yapma. Dolgu cümlesi de kullanma. Bir terörist elebaşı veyahut elebaşları hangi hedef doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nu aday göstermiş olabilir? Soru bu. Cumhuriyet, temel değerleri, laiklik, bunların neyse bağdaşıyor. Cevap yok, biliyor musun? Bu cevabı yok. Ama şöyle bir cevap var. Hı. O sosyoloji anlama noktasında. Bak kaç yıldır aynı şeyi soruyoruz. Efendim biz Erdoğan'ı sevmiyoruz. Peki, çok özür dilerim. Ulan soru böyle, ben de böyle soruyorum. Peki bunlarla işbirliği yapılabilir mi yani? Caiz midir? Şu ben bundan kurtulacağım. Ülke bölünür, bölünmez, geleceğim karanlık. Yeter ki bu kadar büyük bir şey midir, yoksa sen ülkenin bölünmesine razı mısın? Razıyım. Atatürk'te olsaydı. Ne olursa olsun. Atatürk'te yaşasaydı. Hemen bağlayalım oraya. Kandil'le işbirliğini destekler. Biden'ın arkasına alırdı. Böyle düşünüyorum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu da bir fikir. Ama senin şu manzara var ya, şuradaki manzara, o demin vermiş olduğumuz HDP'nin flamaları, İmamoğlu orada diyor ki kandırıyorlar, bunlar basit işler. Davet edilmedim. Bana böyle neyi davet... Ya, ama kendileri kendi şeye düşmüşler. Bak, leke diyorlar abi. Tabii, asıl mesele orada. Bak sen davet edilmedin diyorsun. Sen davet etmeden DEM'liler gelmişler koşa koşa kardeşleri desteklemeye. Kardeşim diyor Kandil'den. Bir de selam getirmiş. Bir de DEM'in müstakil olarak yaptığı bir miting var, Esenyurt mitingi. Hani oraya da cevap uzlaştılar ya. Evet. Esenyurt'u teslim ettiler ya. Evet. Akşam Gazetesi CHP'nin DEM'i başlığını kullanmış ki kalemine sağlık. CHP'nin DEM'i terör mitingi yaptı diyor. Heh. Bak, CHP'nin DEM'i terör mitingi yaptı. Bir verin de bir hanımefendiyi dinleyelim. Şimdi o görüntülere, peki önce bu tamam gazete çüpürüne bakalım. CHP'nin DEM'i terör mitingi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örtülü ortağı DEM'in Esenyurt'ta düzenlediği mitingde terörist başı Öcalan'ın posterleri açıldı. Bebek katili için sloganlar atıldı diyor. Şimdi bu teslim ettiler ya. Esenyurt'u verdiler ya abi. O Esenyurt'ta oluyor bu. Tabii. Hani Cumhuriyet, leke, hani leke, kumpas video. Verin bir DEM'in eş başkanı hanımefendi var ya, Özgür Özel'e size eş başkan diyesim geldi diyen. O mitingde konuştu. Evet. Ne demiş? Bir kulak verelim. Çok da özür dileyerek yayınlıyorum. Buyurun arkadaşlar. Yola koyulduk hep beraber. Kürdistan'ın dört bir yanını karış karış dolaştı özgürlük yürüyüşçüleri ve amaçları çok netti. Bak. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi. Bak. Ve İmralı tecridinin kalkması. Bak. Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması içindi. Siz buna verdiniz kardeşim Esenyurt. Tabii. Siz bu zihniyete verdiniz. Hiç öyle mış gibi yapmayın. Cumhuriyet Gazetesi kumpas video leke bırakmaz demişsin ya. Kumpas video leke bırakmaz. Ya onların başı işte. Bu video kumpas değil. Bu video işbirliği yaptığınız DEM'in Esenyurt'taki mitingi. Evet. Hocam şimdi bize kimse, o yüzden aslında kadar küçük bir detay değil mi? Bu çok önemli değil. Bak bir daha tersten yürüyelim. Hep böyle gidiyoruz ya bazen. Tam yolu ileri gidiyoruz ya. Allah'tan Ekrem İmamoğlu gibi ters dönmüş. Önceki ters giymiş. İleri zannediyor. Geriye doğru koşuyor. Bu İstanbul'u en az 10 yıl geriye götürdü bak. 5 yılda. Eksi 10'dayız şu anda. Hatta 15 yıl. 5 yıl geçti. Artı eksi 10'da. 15 yıl. Gerideyiz şu anda. çok mu abartıyorum diye ifade. Bence abartmıyorum. Çünkü bir gün eğer bir gün o gün İstanbul için bir proje üretmemişsen geriye gidiyorsundur. 165 çarpı 5 hesap et. Bu çok önemli değil. Niye demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya şimdi burada çok daha yukarı çıktı. Hani Kılıçdaroğlu dönemindeyken yok öyle bir şey, masaya baksanız yok falan filan diyorlardı ya. Şimdi artık vardı diye başladılar ya. Onu da diyemiyorlar kadar. Ama. Abi, bak, leke bak. Diyor. Tabii. Leke diyor, leke. Sonra elini kolunu sıvadı Özgür Özel, değişimci. He. Neyin değişimiydi bu? Bak değişim. Değişmeyen değişimi kendisi de değişimle geldik. Tamam, neyin değişimi? Neyi değişim ya, soru şu. Başkan, tamam bu ihtiyaç duyulduğuna göre bir sebep olması lazım. Bu kadar tecrübeli 13 yıl, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin, değil mi? CHP'de galiba öyle hatırlıyorum. Mustafa Kemal'den sonra en fazla, değil mi? Kesintisiz genel başkanlık yapan. Bu kadar kıymetli bir adam. Bir de parti geleneklerini sürdüren bir adam. Nedir o? Kaybetmek ve muhalefetten düşmemek. Adam muhalefetten düşmedi bak. Başarı. Hepsini kaybetti ve düşmedi. Neyin değişimiydi bu? Yani partiyi bir... Tamam. Yani hatta şu. Tamam, anladık. Kılıçdaroğlu her şeyi denedi. Bütün tuşlara bastı. Gitti geldi. Önce bilmem neciydi. Önce Etro Kemal'di. Böyle başladılar. Böyle olmadı. Onu dağıttı. Vekilleri dağıttı. 39 soktu. Çıkarttı. Her şeyi yaptı ama. Ve başarılı olamadı. Yani... Ama değişim neydi biliyor musun şu? Ne yani? Bütün bu hepsi Fatih Portakallar, Saymazlar, onlar, küçük yalılar, büyük yalılar, çekmeceliler, her şey hepsi toplamında. Şunu dediler abi, yanlıştı. Dedim ki özür dilerim, hıyar turşusu. Sen de bunu bu şekilde itereyen. Tabii. Ambalajı sana ait ya. Böyle de olmadı. Deniz Zeyrek. Ey Zeyrek. Dedik ki ya arkadaş, sen demedin mi en iyi aday budur diye. Değişim falan değildi, sen ne oldu? Şu Kaan hazımsızlığından dolayı Aselsan'ı AK Parti kurmadı diyen Deniz Zeyrek'ten bahsediyoruz. Aynen o. Küçükaya böyle yapıyor. Hiç heyecanlanmadım. Neye? Adayları hiç heyecanlandırmadı beni. Ulan değiştirdiniz ya hep beraber. Bu heyecanlandırmadı. Bu hiç heyecan. Öteki Fatih Altay kalkmadı. Kalktı ya. Uçak kalkmıyor. 10 saatlik çıktı mıktı. O kadar çok tahrik edersen kalkar böyle. Peki o da olmadı. Şimdi hepsi gelmiş. Hep beraber değişim. Ya bak işin enteresan. Bak niçin değişimdi? Elinde yakalandınız. Bu saatten sonra buradan dönmez abi. Devam. Tamam, nasıl yakalandık diye. Özel bir girdi. Dediler hop. Bas freni. Gidiyor. Bütün Türkiye elden gidiyor. Hesabını veremezsin. İmamoğlu gelecek, o koltuğu senden alacak. Öyle. Biraz mesafeyi açın. Bak en azından ilk... Baba bu saatten sonra satacağım ya. Söz verdi herkes. Bizi yönetenler de böyle söz verdiler bize. Sor, Lütf abiye sor. Lütf abi ne diyordu? Lütf Savaş. Ne diyordu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını biz öyle seçmiyoruz direkt. Böyle haber gelecek. Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak dendiğinde ne demişti abi? Uluslararası dostlarımızın da kabul edebileceği bir isim olacak. Hatta bazen metin hazırlarsın hocam. Bu da yalan değil abi. Mutabakat metni değil mi abi? Alman konsolosluğu. Hey. Bugün sabahleyin Mustafa Kartoğlu iki şey için güldüm. Bir tanesi Kamboçya'ydı, hatırlıyorsun. Kamboçya, evet. Bir de tam da gelirken radyodan dinleme fırsatım oldu. Almanya kim diye sorduğun zaman önce diyor doğru cümle. ABD'yi bir yere işgal etmeden önce Avrupa coğrafyasından bahsediyoruz. Önce Almanya'yı sokar. Tamam mı? Kendi adamı ya. Ya da Almanya bir şey yapıyorsa problem değil. Kendi çocuğu. 50-60 bin askeri var zaten orada. Bunlar da bu şekilde çalışıyor. Şimdi adam ya diyor, adayımız belli olması için diyor uluslararası bilmem ne falan. Vay arkadaşlar, bu adamlar bu ülkeye ait değil diye söylediğimizde bize kızıyorsunuz. Teslimiyetçisi. Adam Mokoko'nun kararını bekliyor. O verecek karar. Hasılı kelam değişim dedikleri. Yakalandıktan sonra işte özel. Bir mehter takımı iki ileri bir geri geldi. Dedik burada duralım. Çünkü buradan biraz daha ilerisi zaten İmamoğlu kaybedecek. Bu adam başım bela olacak. Ve bütün bu süreçler şurada kilitleniyor. Şimdi ne yapalım edelim de biz buradan şu son 30 gün öyle dua ediyor şu anda onlar. Bir an öncesi için başlasın ve bitsin. 30 gün boyunca o kumpas video aynı zamanda bizim haberimiz CHP'nin demi aslandı gitti, bunu koyduk yani falan. Bak. Yok bir şey yok burada. Burada bir oyun yok ya. Adam aslandı, bunu koyduk. Allah şifa versin hastaysa da. Bunu koyduk. Ama o ilçeleri kaybedersem Zaten Maçoğlu canımızı okudu Kadıköy'de, %20'si alır en azından diye. Anlaşmışlar. Kabak gibi duruyor ortada. Bu en baştan Özel ne demişti? Öyle her şey şeffaf. Çağırırım, gelirim, konuşurum. Soprano Pervin gel. Elini öpüyorum. Kırmızı halı. Yanlış gidiyorsun. Tamam, çek kırmızı halıyı. Öpücü geri aldım. Ya bize takoz oluyor bunlar. Ya bu kadar ahmak bir şeyi. Şimdi yalan, yalan gene işleyince. Kimi yutturuyorsun yani? Ama demek ki kitle abi iç içe girmişler. Demek ki kitle bunu kabul ediyor Hikmet abi. Hocam bak bu İslam yani, bunu kabul edemez. Rahatsız edici nokta bu. Hocam bu kadar çok girift bir ilişki var ki arada, bu saatten sonra bunları ayırmak da zor. Şimdi Çankaya'ya bir tane biliyorsun genç bir arkadaş gösterildi aday olarak. Çankaya'ya. Kale. Avukat. Ama Özgür Özel bunu nasıl gösterdi abi? Mağdur. Niye mağdur? Mağdurum da mağdurum. Çünkü hukuk fakültesini bitirdikten sonra HSK'nın yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun mülakatında aidiyeti, inanç kimliği sebebiyle, daha açık konuşayım mı? Alevi olduğu için elendiğini, hakim ve savcı olamadığını öne sürdü. Kesin yalandır. Ya tamamı yayarız. Yani pap peşin hüküm yapmayayım ama. Yani... Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Yeni Şafak gazetesine konuşmuş. CHP'deki kavgayı gölgeleme gayreti demiş buna. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Gül. Evet. O dönemde Adalet Bakanıydı. Adalet Bakanı. Şunu söylüyor. Adalet Bakanı'nın diyor bu hakim ve savcı adaylarının mülakatında bir misyonu yok. Onu hakimler ve savcılar kendileri yapıyor diyor. Biz yokuz o kurulda diyor. Yani siyasi bir irade yok diyor. Tamam. Ama ilaveten bir şey daha. Yine arkadaşlar bu aday Hüseyin Can Güner'in özgeçmişine baktılar abi. Özgeçmişte ben bu partinin dünkü üyesi değilim demeye getirdiği özgeçmişte şöyle bir ifade var. 1993 yılında Ankara'da doğdu diye başlıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu diye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012'de kaydoldu diyor. Yani mezun olduğunda üyesi olduğu bir siyasi parti olan bir hukuk insanı. Olabilir. Bak olabilir. Hukuken bu. Olabilir. Yani her insanın bir partiye üyelik hakkı vardır. Ama orada kanunen, bir sıkıntı yok. Kanunen burada şey ama yok. Hakim ve savcı olamazsın abi. Heh, onu diyorum. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 51. maddesi diyor ki bak hakim ve savcı siyasi partilere giremez. Girenler meslekten çekilmiş sayılır. Evet. Şimdi korkunç bir şeydi bu. Yani ya bunu bir de alladı kolladı. Niye yaptı biliyor musun Hikmet abi? Orada Alevi kimlikli bir adayın bu adayla değişmesi gerekiyordu. Alper Taşdelen'in Hüseyin Can Güner'le değişmesi gerekiyordu. Kafalarındaki plana göre. Değiştirebilmek için de hani o Alevilere kıyım yapılıyor falan diye çok da konuşuldu ya. İmamoğlu'nun öyle şeyler söylediği, şimdi Alevi şeyini kestik, partideki gücünü kestik, temizliğe başlıyoruz falan dediği iddia edildi. Bilmiyorum o iddiaydı. Şimdi bu tarz böyle parti içi dengeler ve ne deniyor, kayırmacılık mı, benim adamım mı, ekipleşme mi, ne dersen de öyle gerekiyordu, öyle söylendi. Evet buyur. Yani şimdi açıkladım çok net bir şekilde. Yok herhalde dediğim gibi baştan biraz böyle şey yapıyorum, tepki gösteriyorum. Yani ya diyorum bu adamlar bunu zaten her gün yapıyor. Yani biz Cumhuriyet bunu her gün yapıyor. Yani arada bir atlıyorlar belki hafta sonu işte belki alemler aktıkları için, geç kaldıkları için. Yalan uyduracak vakitleri kalmıyor belki, bilemiyorum. Ama her gün yapıyorlar yani ve artık bu program bunların pisliklerini... Bilmem şey nedir o, haysiyet cellatlığını deşifre etme programı haline geldi. İşe yarıyor mu? Vallahi yarıyordur. Muhakkak insanda zerre kadar vicdan olsa bir insanda. Ben mesela benim programımı izlerdim yani. O yalanı söylemekten bıkmayacaklar. Biz de onların yalan olduğunu ifşa etmekten bıkmayacağız ya, abi. Çankaya'da mağduriyeti anlamış. Kendi adamını koyuyor şimdi oraya Çankaya'ya. Özel. Kendi adamını gidip oraya. Gencecik bir adamı çünkü Çankaya Türkiye'nin 2. ya da 3. büyük ilçesi. Doğru. ve en güzel rantın olduğu, onlar öyle bakarlar çünkü. İmamoğlu ve türevleri, bu kişiler var ya, tören düzenlerler. Doyurulamayan yamyamlar diyorsun. Bravo. Zaten Çankaya'nın bir özelliği var. Tabii canım, bu yamyamları doyuramadım diye tabii ses kaydı. Çankaya Belediye Meclis üyelerinin ile ilgili olarak yamyamları doyuramıyorum diyen de CHP'li bir belediye başkanı. Evet, evet. Peki, evet. Ama şöyle bir gerçekte karşı karşımıza tekrar bizim yüzümüze geliyor. Biz de onu yere vurup duyurmaya çalışıyoruz. O da şudur: Cumhuriyet Halk Partisi gencecik, kaç yaşındaydı aday? 93 doğumlu, 31 yaşında. Çankaya kendi elemanını, nasılsa ben seçimden sonra giderim, kaybedeceğiz biz her şeyi. Koltuğda tavşanım ben zaten, geçici bunlar. Bari etraftaki rentable yerleri yakalayabildiğim kadar emperyalist yaklaşımlar. 3-5 yıl daha yemeniz bitirdik. Ve sürekli yalan ya. Öyle öyle, biz de yani yalanları düzelteceğiz. Bilmiyor muydu Özgür Özel? Süremizi bitirdik ama sadece bir dakika istiyorum. O da neden? Başakşehir Belediyesi bir video yayınlamış. Evet. Biz programdayken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradığı bilgisi geldi. Arkadaşlarım son dakika olarak ekrana yansıttı. Niye aradı biliyor musun? Evet. Bugün Reis-i Cumhur'un 70. yaş günü. Doğru. Allah hayırlı yaşlar, amin. Hayırlı hizmetler nasip etsin, amin, ki hakikaten de bu millete, bu devlete feda edilmiş bir ömürden bahsediyoruz. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlık saatli ömürler diliyorum ben de. Başakşehir Belediyesi'nin Başakşehir Belediyesi'nin muhteşem bir şarkısı var. Sayın Yasin Kartoğlu bir şarkı yaptırmış. Çok da güzel bir klip yayınlamış. Baştan verin, biz de bununla veda etmiş olalım. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz ve sizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıl dönümü münasebetiyle Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı bu kliple baş başa bırakıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. 40 yaşında dikildi karşıma bir Osmanlı evladı. Hizmet aşkıyla yandı tutuştu. Duyunca derdi bu feryadı. Çalıştı seneler durmadı. Haksızlığa göz yummadı. Kestiler yolunu, bir gün geldi. Geçti bak hapiste yılları. 50 yaşında başbakan oldu. Üzerine giydiği bir parka. Gücünü gösterdi, zalime yetti. Ağustos'ta sadece bir dakika. Duyuldu ayak sesi Türk'ün. Onunla bir oldu ülküm. Yedi cihanda bak herkes ürktü. Dünya beşten büyüktür. Yaşın 60 cumhurbaşkanısın. Şu sevdalı gönlün yarısı. Her yanımda bin bir eserin var. Milletine aşık olmalısın. Yeni yaşındasın bak geçti ömür. Milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir